Tek teker yapayım mı size ha? Şaka şaka. Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a yakın popüler motosiklet rotalarının incelemesini yapacağım sizler için. Motosikletim 2017 model R1200GS. Yani motosiklet incelemesi yapmama gerek yok. Kendi motosikletimin incelemesini de yapmaya gerek yok. Yani herkesin bildiği motor. Güzel bir motor zaten. Quick shifter var. Elektronik amortisörleri var. Nereye bakarsan oraya gidiyor. İnceleme bitmiştir. Şimdi ilk etapta en yakın rotalardan bir tanesi olan Polonezköy üzerinden Bosane ve Kılıçlı rotasını izleyeceğim. Yaptığım bütün rotaları sizlere aynı zamanda açıklamamda linkini ekleyeceğim. Böylelikle gelmek isteyen, ulaşmak isteyen arkadaşlar daha kolay ulaşabilirler. İleriden sağ yapacağız. Görüldüğü üzere Polonezköy sapağından geçmiş bulunuyoruz. İstanbul'da trafikli bir günde çıktık yola. Tabii ki de İstanbul'un sanırım en popüler rotası E5'in Temin trafiğidir. Onu da çekip size linkini koymak isterdim ama böyle bir kötülük yapmak istemedim. O yüzden şimdi ikinci köprüden kaçmış bulunduk. Ve ara yollara girmiş bulunduk. Ve ilk öküzümüzle tanışıyoruz. Bravo, 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 bravo. Tabelalar çok iyi. O yüzden arkadaşlar tabelaları okuyun. Güzel şeyler söylüyor tabelalar. Zaten bir motosikletle yol almak, bir de şöyle kartalda kolun dışarıda yol almak. İkisini tek geçir. Quick shifter'ın bana kalırsa şöyle bir dezavantajı var. Hani yüksek devirlerde vites geçişlerinde bayağı bir sarsıntılı geçiş sağlıyor size. O yüzden ben hızlanmanın haricinde, ki zaten aslında quick shifter'ın amacı hızlanmada kullanılmak. Hızlanma haricinde quick shifter'ı kullanmamaya özen gösteriyorum. Böylelikle daha az sarsıntı oluyor. Çok sokak köpeği var. Sokak köpeklerinin, sokak canlarının diyeyim ben. Çünkü sokak hayvanlarına inanılmaz derecede değer veriyoruz. İlgili bir projem var. Bu projemin başbakan olunca anca hayata geçirebileceğime inanıyorum. Çok güzel işte. Önümde hiç araba olmasın abi. Böyle güzel güzel yol alayım. Harika. İstanbul'un otobanın E5'in o iğrenç havasından, betonundan kurtulduktan sonra burada havalar harika arkadaşlar. Sürmenin keyfine varın. Muhteşem bir şey. Polonezköy'e hoş geldiniz. Amacım Paşa Caddesi üzerinden Bosane Köyü'ne gitmek. Onu beceremezsem Polonezköy Caddesi üzerinden. Hoppala. Bakalım burası ne diyor. Evet, Polonezköy'de ufak bir mola verdik. Bir
Çay içtik. Şimdi buradan çıktık. Kornaya basıyor da niye basıyor? Şimdi buradan çıktık. Bosane köyüne doğru devam ediyoruz. Polonezköy'e gelirken çok kısa bir rota zaten. O rota üzerindeki virajlar fena değil, hoş. Ama asıl beklentimiz Bosane Kılıçlı arası. Oraya gelince oradakileri size ayrıyeten, oradaki izlenimleri sizinle ayrıyeten paylaşacağım. Çok güzel yollar. Keyifli. İstanbul'un iğrenç beton ve sıcağından sonra bu yollar harika geliyor. Oradan mı acaba? Oh be, şöyle biraz serinleyeyim. Hey yavrum. Şu anda Polonezköy'den Bosane'ye doğru saptık. Devam ediyoruz bakalım. Kişiye özel kamera çekimleri yapılır. Hay Allah. Gariban bir sineğin sonu oldum. Şu nedir Allah'ını seversen ya? Yani İstanbul'un kuzey ormanlarının içine etti. Burada yaşayan ne kadar doğal hayvan varsa hepsini yerinden yurdundan etti. Neymiş? Kestikleri kadar ağaç ekmişler. Sen istediğin kadar ağaç ek. Sen adamın yuvasının, yani hayvanların yuvasının orta yerinden yol geçiriyorsun. Onların bir bütünlüğünün, bir bütün yuvasının ortasına sıçıyorsun yani. İstediğin kadar ağaç ek. Bu hayvan ne yapacak? Ya bu hayvanlar nereye sıçacak yani? Ve meskun muhal. Şimdi Bosane'ye geldik. Bosane'den Kılıçlı'ya doğru gidiyoruz. İşte bu o efsane yol arkadaşlar. Ama efsanenin bokunu çıkartıp aman şu virajda bariyerle bir olmayın.
Asfalt kalitesi çok güzel. Şeritler güzel çizilmiş. Yolu iyi görüyorsun. Tabelalandırma çok iyi. Doğru bir şekilde gösterilmiş. Ve hani şu şeritleri bu şekilde görüyor olmak çok keyifli. Virajın bir sonrasını gördüğün için çok güzel tahmin edebiliyorsun ve kendi konumlanmanı ona göre yapabiliyorsun. Abi motor baktığın yere gidiyor ya. Hani o laf var ya. BMW mühendisleri bulmuş o lafı. Ve size ayırdığımız sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sanki o güzelim yol bitti ve yani yol gene güzel, asfalt falan güzel ama tabii ki de o biraz önceki o sanki yarış pistindeymişsincesine kaliteyi şu an burada göremiyorsun. Ve artık Kılıçlı'ya gelmiş. Kılıçlı'nın günahı ne? Bosna'yı bu kadar güzel yaptın da Kılıçlı'nın günahı ne? Yani Kılıçlı'ya da çocuk parkı yapmışlar. Vallahi o yol defalarca geçilecek. Yani git gel git gel yapılacak bir yol ama çok kısa. Yani biraz daha uzun olsaydı daha keyifli olacaktı sanki. Şöyle bir düşünsenize 20 kilometre öyle gittiğinizi. Efsane güzel olurdu. Oo, iğrenç. Çöp suyu muydu o ya? Görmedim.